İsrail'in İran'ın saldırısına karşılık verip vermeyeceği merak konusuydu. Gözler savaş kabinesine çevrilmişti. Toplantıdan İran'a cevap verme kararı çıktı. İsrail Kanal 12 televizyonuna göre bu cevap bölgesel savaş çıkarmayacak şekilde olacak. Çünkü İsrail arkasındaki desteğin yeniden dağılmasını istemiyor. Netanyahu ordudan seçenekleri masaya koymasını talep etti. Uzmanlara göre 3 seçenek var. İran'da bir tesise saldırı, İran'a siber saldırı ya da 3. ülkelerde İran unsurlarına geniş bir saldırı. טילים, טילי שיוט, כתב"מים לשטח מדינת ישראל יענה בתגובה. İsrail Devlet Televizyonu'na göre de saldırı İran'ın karşılık veremeyeceği türden olacak. ABD ile koordinasyon içinde gerçekleşecek. Yani onların razı olacağı bir şekilde yapılacak. Bu da saldırının kısıtlı olma ihtimalini artırıyor. İsrail Hava Kuvvetleri ise saldırı için hazırlıklarını tamamladı. Tahran'dan cevap gecikmedi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, İngiliz mevkidaşıyla görüşmesinde söyledi. İsrail'in saldırısına süratli, daha güçlü ve daha kapsamlı cevap vereceklerini belirtti. İranlı üst düzey bir yetkili ise Katar merkezli El Cezire'ye açıklamalarda bulundu. Savaş istemiyoruz dedi. Ancak İsrail'le çatışmada daha önce kullanılmamış silahlarla daha güçlü bir karşılık vermeye de hazırız ifadelerini kullandı. Bölgedeki gerilimin büyümesini uluslararası toplum da istemiyor. ABD İsrail'i savunsa da Başkan Biden İran'a saldırıya katılmayacaklarını Netanyahu'ya söylemişti. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller da benzer açıklamalar yaptı. Hypotheticals. We are committed to Israel's defense and we showed that over the weekend, but we want to achieve de-escalation and we do not want to see a wider. NBC'ye konuşan 4 ABD'li yetkili ise İsrail'in tepkisinin sınırlı olacağını kaydetti. İsrail'in İran'ın vekillerine odaklanacağını söylediler. İran dışındaki önemli hedefleri vurmaya yöneleceğine inanıyorlar. Komşu ülkelerde saldırıdan endişe duyuyor ancak Kan'ın haberine göre İsrail onların tehlikede olmadığını söyledi. Ürdün, Mısır ve Körfez ülkelerinin meselenin içine çekilmeyeceğini ifade etti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı da endişelerini dile getirdi. İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini hedef almasından korkuyorlar. Kurum İran tesislerine yönelik denetimleri de yeniden başlatmaya karar verdi. Birçok ülkeden de İsrail'e İran'a askeri bir karşılık vermemesi çağrısı var. Almanya, Fransa ve İngiltere'de bu çağrılarda bulunan ülkeler arasında. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise çifte standarda dikkati çekti. ABD'nin bir büyükelçiliğine başka bir ülke saldırsaydı ne olurdu? İran saldırıya uğrayınca sadece sustular ifadelerini kullandı. Una escalada del conflicto. Producto de la locura nazi de Netanyahu podría llevarnos a una tercera guerra de carácter mundial.